hariçe izgizem bunu biliyorum. TikTok akımlarıyla uçabiliyorum. Her türlü kahkahaya dalabiliyorum. Onun arkasında var 7 milyon. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. It's your girl Ezgizem. Hastane çantasını hazırlıyor bu vlogumuzda. Hazırlarken sizlerle paylaşacağım için her şeyi toparladım. Yavaş yavaş biriktirdim falan. Geldik doğum gününe. Yakari, kaç saatimiz kaldı doğuma? Kamera arkasında It's your boy Yakari bana eşlik edecek. Evet, kanalımı koy oraya bir yere. Niye kanalını koyayım? Burada değilsin. O saat 10. Saat 10. Yani yarın 14 saat sonra doğumum var arkadaşlar. Saat 10'da hastanede olacağım. 12'de doğum var ve valizimi şu an hazırlıyorum. Allah'ım şükür olsun, her şey planlı gitti. Bu yüzden de sıkıntı yaşamadık. Hemen öncesinde valizimizi göstermek istiyorum. Şunu almak istedim hastane çantası olarak. Neden? Her şeyim ancak buna sığar benim diye. Görünüyor mu? Bu Yalçın'ın valizi. Yani bu çanta senin her an benim diye. Yakarın valizi ama hastane valizi olarak bunu alıyorum. Normal küçük çantalara sığdıramam ben alacağım şeyleri. Şunları size göstereceğim. Yakari Bey, bunu buraya koyacağım. Ayağınıza dikkat edin lütfen. Neden açırsan ki? Koyacağım eşyalarımı içine. Direkt indi koyacağım. Yarın koyak istersen. Yani hatta hastaneye gidip çocuğu durmak gerek, ondan sonra koyarız. Mantıklı. Şunu göstermek istiyorum önce. Araba Türkiye'de pusat olmadan çıkarmıyorlar demişlerdi. Ay, kelebek var. Kız. Burada da araç koltuğu olmazsa çıkartmıyorlarmış. O yüzden araç koltuğumuz. Zaten bebeğimin ilk eşyaları vlogunda bunu gördünüz. Kelebeğe trip atırsın sen. Ne yapacaksın sana kelebeği? Gelirse panik olabilirim. Şimdi bebeği bunun içinde mi çıkaracağız aslında? Evet, bu olmazsa çıkartmıyor. Bebek yani bunun içinde bulunacak ha? Nasıl duracak? Koyacaksın, çıkarken burana sağlam güzelce oturtturdun mu diye bakıyormuş. Sağlam aldın mı diye, ondan sonra hadi. Yoksa diyormuş çıkartamazsın. Git al geldir sana, bekleyirsen. Bebek ne yapıyor orada? Biz anne ve bebek bekleyerek. He, koca yeri var ya. Evet. Ve koca da bulamaz. Bulacak. Oraya gidene kadar niye bulmadın diyecekler sana. Neyse, vloguma başlıyorum arkadaşlar. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videomu da beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da sonra getirdiğim şeylere göre yaparsınız. Şimdi öncelikle şöyle sormak istiyorum. Amerika'da burada klinikte kadın dedi ki kendine ve bebeğe kıyafet al. Başka bir şeye ihtiyacın yok dedi. Doktor da dedi ki kıyafet ve atıştırmalık al dedi. Başka bir şey al demediler. Bu kadar söylediler. Her şeyi zaten burada veriyorlarmış. Ama daha önce bir tecrübem olmadığı için herkesten bir şey duydum. O yüzden duyumlularla olmasın diye ben yine kendi çapımda bir şeyler götüreceğim oraya. Şarj aletini unutmayalım bu arada Yakari. Şarj aletini de götüreceğiz. O da çok önemli. Onu en son ekleyeceğim. Şimdi evet, bu bebek araba koltuğumuz bizde geliyor. Sonra önce Yakari'nin kıyafetlerinden başlayayım. Bunları ben kendim ayarladım. Yakari ayarlamadı. Bir tane eşofman altı aldım ona. Çünkü hastanede kalacağız 2 gün. O yüzden orada gece rahat etmek istersin belki diye. Böyle yani iki günden önce çıkarsak paramız geri iade olur mu? Hayır. 2 günden fazla kalırsan veriyorsun ama bir tane de böyle beyaz normal düz tişört aldım. Yalçın'ın pijama takımı yok çünkü Yalçın pijama giymiyor arkadaşlar. Üstü her zaman yaz kış çıplak yatar, altında şortuyla. Bir tane de boxer aldım. Reşer almış mıyım? Bir tane de çorap aldım. Mantıklı. Bir de terliği koyduk mu geçmiyoruz. Terlik mi? Sana terlik almadım ama. Alırız. Ayakkabı niye? Evet, bunlar. Bunları hemen buraya atmak istiyorum. Bu arada diziyorum valizimi de. Kendime aldığım kıyafetlerimi de göstereceğim sizlere. Bir tane şey aldım. Bir sütyen aldım. Spor atleti gibi. Normalde emzirme sütyeni alıyorlarmış galiba. Böyle açılan falan. Ben bir şey almadım. Çünkü emzireceksen zaten nasıl biliyor musun Yalçın emzirme? Bunu buradan açıyorsun falan. Bunu kaldır. Emzir aynı şey. O yüzden gerek duymadım. Yukarıda bana mutlu olmuştur diye düşünüyorum. 2-3 tane kilot aldım böyle. Lazım olabilir. Ne olur ne olmaz. Çünkü önemli. Kanıma falan filan dediler. Ondan sonra 2 tane de çorap aldım. Kendime neden 2 tane aldım bilmiyorum. Yalçın'a 1 aldım ama kendime 2 aldım. Yani anne olduğum için torpil geçiyorum. Yani anne olduğun için kendine torpil geçiyorsun. Anne yatakta yatacak, Yalçın ayakta dolaşacak. Acaba hangimize lazım? Sen çorapsız gezebilirsin ama ben çorapsız duramayabilirim diye düşünüyorum. Evet, burada da var. Terliyim. Bunu gelirken göstermiştim. Bunu orada vermeyecekler miydi? Ya ne olur ne olmaz işte. Götürüyorum ben. Allah Allah. Ya hastaneye 5000 dolar vererek, terliği orası vermeyecekse biz neye vererek yani o kadar parayı? Ya ben götüreyim de Allah Allah, işimi garanti alalım. Ya vermezse? Sen oldu ki vermedi terlik. Deli misin ya? Ya olsun, ben ama getirdim. Ta Türkiye'den getirmişim ama onu ben otelden çaldım bir aslanım, kere. Aslanım, sen oradaki o cingeneliği mal bıraksana. Yani deli misin? Ya şey yazıyorlarmış. Bunların hepsi bizde var, mevcut. Terlik 20 dolar. Şu kadar diyorlarmış. Mesela bunu hiç düşünmedik. Veriyorlar ama nasıl veriyorlar? Ama 5000 doların içerisinde bunlar yok mu? Belki yok. Derin 5000 dolar verdim. Sadece bunu kesmek için mi alırsan? Ya tamam, bakacağız işte. Öğreneceğiz bakalım neler veriyorlar, neler vermiyorlar. Önce kendi eşyalarımı gösteriyorum. Bu arada burada şunu da bilsinler. Hastane 5000 dolar, doktor artı 5000 dolar. Ha evet. Arkadaşlar. Burada hastane ve doktor ayrı. Hastanenin fiyatı değişiyor her hastanenin. Böyle 4000 ila 8-10 bin arası değişiyor hastanelerin fiyatları. Doktorlar da ayrıca
sizden 3.000 ila 8-9.000 arası para ayrıca alıyor, ikisi birlikte değil. Bu arada bunu ben Türkiye'den almıştım yumuşak ve kendime biraz büyük beden aldım. 38 beden aldım rahat giyeyim diye, yumuşacık. Bunun bir de şortu var, göstermişimdir bunu diye düşünüyorum. Üstüne de bunu aldım, uzun kollu. Bir de şöyle bir şey yaptım, kendimle bir bişey uyumlu kıyafet aldım. Şu kıyafetini seçtim, bunu seçtim. Birlikte fotoğraf falan çekiniriz diye. Çünkü şapkası ve çorabı da var. Böyle. Bunları aldım. Tabii ki de yedeğini aldım. Olur olmaz diye. Daha tatlı bence ya. Bu değil mi? İşte göbek bağı olursa lastikli bir şey giydiremezsek diye. O yüzden ikisini de aldım. Nasıl göbek bağı olursa? Göbek bağı yerine, hayır, göbek bağı yerine gelir. Bunu giydirmeyin derse. Ha. Şimdi bilmiyoruz arkadaşlar. Siz tecrübe yaşamış olabilirsiniz ama biz bilmiyoruz. Ama tabii ki bir tane normalde bunu aldım. Bu grileri hani benle birlikte fotoğraf çekilsin demiş. Ben onu yerim ya. Bir tane çorabı var. Çorap aldım bir tane. Bir de şunları alıyorum. Neden bunları alıyorum? Bunları bana Büşra hediye etti. Ama bunlar çok küçük, fark ettin mi? Bunlar prematüre bebek kıyafeti. İçinde P yazıyor, prematüre. Yani çok küçük. Ancak olursa bu yeni doğanı olur. Bundan sonra da giydiremem yani muhtemelen. Giyebilecekse önümüzdeki birkaç gün giyebilir. Sonra büyüyünce giyemez. Çok küçük bu. Yeni doğandan daha küçük yani, erken doğan bebekler için. O yüzden bunları alıyorum yanıma bir de. Orada giydireyim çünkü Büşra almış. Gelirse bir daha hiç giydiremem diye. Ve kendime şimdi pijama aldım ya. Kendime yedek pijama da aldım arkadaşlar. Ne olacak belli olmaz. O yüzden her şeyimi yedekli alıyorum. Kendime aldığım pijamam şu. Öbürünü giyeceğim ama bu da yedek pijamam. Bu hastane pijaması gibi biraz da. O yüzden almıştım. Bunu da hastane için aldım ve Türkiye'den getirdim. Hiç giymedim. Bu da üstü. Gördüğünüz gibi üstü. Ve bir şey de buna uygun bir takım daha aldım yanıma. Şöyle. Uyumlu değil mi rengi? Çok tatlı. Rengine uyumlu aldım oluşumla. Uyumlu giyelim diye. Ay, adına hala kararlı değiliz. Yani yarın orada ne yazarsak olacak Yalçın. Emin miyiz yani? Eminiz. Ha? Haydi bakalım o zaman. Evet, başka bir eşyaya girelim. Şimdi yine bebek bezi de verecekler oradan muhtemelen. Ama ben yine de götürüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane almış. Olsun, o zaman göz çıkarmaz. Niye bu bebek doğru doğru sıçmaya mı başlayacak? Niye sıçmıyor mu yani bebek? Ben aldım işte ya, ne bileyim. Ya geçen gün gösterdiğin video çok kötü ya. Allah'ım inşallah bize de bir şey göstermez. Bizim yani çocuklar oluyormuş. Bir tane video gönderdi Suda bana. Bebeğin böyle sırtının burasına kadar bok gelmiş. Cıvık olduğu için akıyormuş falan filan. Bilmiyorum, vardır herhalde. Ya bel bandı falan var ya, onlar belki onu koruyordur diye düşünüyorum. Bakalım dur, videomu bitireyim. Arkadaşlar Türkiye'de görmediğim varsa yazarsınız yorumlara. Türkiye'de görmediğim bir şey aldım buradan. Şöyle bir şey. Ben bir tanesini çıkardım. Böyle Loosa kilodu diye böyle bir şey var. Türkiye'de yokmuş. Bebek bezi falan kullanıyormuş kadınlar doğumdan sonra. Ve böyle sıkıntı yaşıyorlarmış. Ama burada böyle bir şey var. Bunu giyiyorsun. Üzerine kilot giyersin belki diye düşündüm. İçi kilotlarımı aldım. Ama burada böyle bir şey var. Doğumdan sonra kadınlar birkaç gün, birkaç hafta bunları giyiyor. Ve çok da mantıklı bir şey. Türkiye'de yoksa da ben getireceğim. Bundan emin olabilirsiniz. Bundan alacağım yanıma. 3-4 tane alırım. Hatta şimdi onu ayarlayayım. Muhtemelen bunu da veriyorlardır. Çünkü bana demediler kendine böyle bir şeyler al diye. Ama ben yine de alıyorum. Dediğim gibi. Her şeyi ben kendim alayım. Sonra para yazmasınlar bana. Yakarım. Beni böyle şeyler düşünürsen beni kazanırsın. Şu ikisini doktoruma soracağım. Çünkü doktor bana şey dedi kontrolde. Hiç korkma dedi. Şu kadar keseceğim ve hiç iz kalmayacak dedi. Ben kim kesecek falan dedim işte karnımı. Ben keseceğim ama şu kadar keseceğim ve hiç iz kalmayacak. Ama dedi dediklerimi yaparsan. Sana dedi silikon bant vereceğim. Dedim ki ben bir tane silikon bant aldım dedim. İşte o silikon bandı kullanacaksın falan filan dedi. Ben internetten böyle almıştım bu krem. Bunu sürüyorsun sezaryen yarası için. Küçücük bir krem. İnternetten baktım. Yorumlarını falan okudum aldım. Bir de böyle bir silikon bant. Bunları doktora göstereceğim. Muhtemelen doktor bana verecek al bunu kullan diye. Ama işte ben sabırsız aldım bunları. Bunlar mı diyeceğim? Aa, bunlar sen evet. Sen sabırsız değil. Sen yakabinin parasının düşmanı. Evet, bunları kullan diyebilir ya da bunlara gerek yok. Al sen bunları kullan deyip başka bir şey de verebilir. O yüzden ben bunları doktora göstermek için aldım. Yine doktoruma göstereceğim başka bir şey var burada. Şöyle bir tane korse aldım. Doğum sonrası korsesi bunlar. 3 parça. İnternetten aldım. Bunu da öneriyle aldım. Ne önerdiler mesela? Kullanırsam sizlerle paylaşırım. Ne önerdiler? İşte o doğumdan sonra bunu takıyorsun ya. Yardımcı oluyor bir an önce eski haline dönmene, toparlamana. Ama işte sezaryen sonrası bunu nasıl kullanacağımı, ne zaman kullanacağımı soracağım doktora. Bunu kullanmalı mıyım diye. Çünkü burada şunu da duydum. Doğumdan sonra hemen korseyi takıp seni yatırıyorlarmış. Korseni de takıyorlar dediler. Ben yine de aldım ama.
bilmediğim için onu soracağım. Hani sezaryenle rahatsız eder mi falan filan diye. Bunu da Türkiye'deyken almıştık Süley'le birlikte internetten. Bu da şey, ondan sonraki aşama. Böyle silikonlu. Bunu da böyle takacağız. Ama bu hemen doğumdan sonra takabileceğim bir şey olduğunu düşünmem. Bunları doktora soracağım. Kullanmalı mıyım ya da ne zaman kullanmalıyım gibisinden. Çünkü biliyorsunuz böyle şeyleri kullanınca herkes birden şey oluyor, doğum uzmanı. İşte jinekolog falan oluyorlar başımıza. O yüzden ben doktoruma sorayım, gerçeğini bileyim. Ondan sonra yorumlara yazsınlar. Onu takma, onu takma falan diye yazacaklar muhtemelen. Evet, başka neyimiz kaldı? Bir tane şu. Doğan bunda verciklerdir. Emziğim var burada bir tane. Bebek doğar doğmaz emir mi? Emme şey var ya. Onu emmezse bunu da emmeyecek. Evet, bir tane emziğim var. Emziği de dezenfekte ettik. Bu arada dezenfekte kutum vardı. Bebeğin eşyaları videomda görmüşsünüzdür. Ha, o çalıştı mı ya? Biz onu deniyorduk. Pil alacağız ya, ona pil almadık. Ha, doğru. Bilgisayara götürüyorum. Aslında bilgisayarla ne işin olacak orada, değil mi? Şaka mı yapıyorsun? Gece uyuyamam, film izlerim, dizi izlerim. He, dene bana dizi izlemek için alırım da bu. Rudra'yı izleyeceğim. Ya sana inanamadım. Süleyla birlikte dizi izliyoruz arkadaşlar. O yüzden bilgisayarı veriyorum. Bu arada valizi hazırlayamadım gene. Atıp duruyorum böyle kenara. Ben de saf gibi demin ki bilgisayarı mı yapacağım diyelim. Bir şey izleyeceğiz işte. Evet, bilgisayarı da gösterdim. Şarj aleti. Onu sabah alacağım en son. Şarj aleti en önemli şey. Hatta birisi bana dedi ki hiçbir şey almana gerek yok. Sadece şarj aletini al ve git dedi. O kadar söyleyeyim. Peki biz niye bu kadar abartıyoruz? Çünkü biz Türk'üz ve ben Ezgizem. Bir tane yıkama jeli alıyorum. Orada çünkü makyajımı yıkayacağım ya da bir şeyler sabah uyandığım zaman en yüzümü yıkamak için bir tane kendi jelim olsun. Makyajla gideceksin yani oraya da. Yani yüzümde mesela şu an nasıl var kaşım? Biz makyaj yapacağız. Böyle mi gerek doğuma? Bence gerek yok. Yani. Sıfır makyaj. Tabii. Sen gir sıfır makyaj. Sen cesaretli birisin. Ama bu zaten benim değil bu arada, Yalçın'ın daha çok. Yalçın için aldım bunu. Sabah bunu bir tane gece bir de sabahı var. Yüzünü yıkasın diye ve cildi temizliyor yani, bu gerekli. Yüzümüzü yıkarız. Sen de yıkayacaksın bununla. Evet, önce şunu da göstereyim. Bu da şey, meme uyucu kremi. Meme çatlı olmasın diye buna hemen yarın başlayacağım için aldım direkt. Sonra cima. Mi. Yalçın'la ben gibi kavga ediyorlar şu an. Evet, bunlar eksiydi. Mi. Diş fırçalarımız. Bunları valize koymuyorum. Kullanacağım. O yüzden şu açıkta bir yere bırakayım ki kolayca nereye koyayım bunları? Koyacak yer bulalım. Koy onun içine. Olmaz. Diş fırça yerleri var. Makyaj çantam var. Buna makyaj malzemelerimi koyacağım için buraya attım. O zaman açıkta bırakacağım şeyleri bunun üzerine koyayım. Sabah koyalım onları valize. Mi. Gerizlik ya. Diş fırçalarım. Macunumuz. Deodorantım. Bunlar lazım arkadaşlar. Özellikle şu son bir haftadır inanılmaz terliyorum. Hatta şu an bıcık bıcığım. Ne diyorsun ya? Evet. Parfümüm. Anasının kokusunu alırsın demişim bir de. Ya sen manyak mısın? Sabah sık, ondan sonra sıkılmadın. Parfüm niye alıyorsun ya? Ya bir yerime sıkmayacağım. Bak şuraya, ben senin gibi çok sıkmıyorum. Şuraya tık tık yapacağım, duracak. Ya parfümsüz olur mu? Olmaz. Doktorlarsa rahatsız eder, sıkmayız. Bebeğe rahatsız edecek bir şey olursa sıkmayız yani. Bir tane şampuan ve saç kremi aldım. Duş alınacaksa eğer, muhtemelen ben doğumdan önce alabilirsem alırım. Yoksa alamam. Ama Yalçın'a lazım olursa diye alıyorum. Senin için alıyorum. Tabii ki tarağım. Taraksız olmaz. Şimdi tarağımız lazım olabilir. Ve yüzümü yıkamaya kalkamazsan beni de bu kurtarır. Kalksam da zaten makyaj temizleme şeylerimi, pamuğumla beraber alıyorum biraz. Başka makyaj malzemesi, çok az makyaj malzemesi götürüyorum. Arkadaşlar, benim için önemli olan şey kaş. Bu ikisi kaşım için. Tamam mı? Kaşım olsun, makyajım olması da olur. Biraz pudra. Şöyle, şu ikisi. Hafif böyle yağlığını almak için. Bir de allık var. Aldım. Bu kadar makyaj malzemesi yeter. Abartmaya gerek yok. Bebişi sarılacağız, koklayacağız, öpeceğiz. Ondan diye düşünüyorum. Şimdi diyecekler parfüm sıkıyorsun, makyaj yapmıyor musun? Ondan sonra parfümle ilgili şöyle bir şey oldu. Geçenlerde kuaföre şeye, tırnak yapmaya gittim ya. Yanımda çok yaşlı bir kadın vardı. Böyle 80 yaşında falandı. Tırnaklarını yaptırıyor. Dedi ki size ne zaman doğum falan, konuyu açtık, konuştuk. Dedi ki ben oğlumu dedi doğurduğumda dedi kullandığım parfüm, sonra kullanmamıştım dedi. Yıllar sonra aynı parfümü tekrar aldım. Oğlum 20 yaşında. 25 mi dedi, yalan olmasın. Oğlum dedi bana o parfümü hatırladığını söyledi dedi. O çocuklar doğduğunda çok zeki oluyor. O andaki bazı şeyleri asla unutmuyorlar dedi. Çocuğum oradaki parfüm kokusunu hala hatırlıyordu 25 sene sonra dedi. Ya anneciğim, bakışına diyeydin ya. Ben de diyecektim ki ya başka bir kızın kokusu da olabilir aynı anda. Dedi ki çok kullanılan bir parfüm değildi. Yıllar sonra tesadüfen parfümü buldum, aldım ve oğlum dedi ki ben bunu çocukluğumdan hatırlıyorum bu kokuyu. Dedi bana, çok şaşırttı beni dedi. Ve bana oldu işte, evet. Kameram arkadaşlar, tabii ki sizlere vlog yapacağım, bu değerli kameram. Bunu şarj altında alacağız. Bu olmazsa siz yanımda yoksunuz gibi yani. Bu o yüzden çok önemli. Bu sizsiniz.
ve kulaklığım. Dizi izlersem Yalçın delirmesin diye. Ya da Yalçın canlı yayın izlerse ben delirmeyeyim diye. Buna da çok ihtiyacımız var. Başka da temizlik malzemem kalmadı galiba, değil mi? Sakız. Tam olarak sakızı ne yapacağız yani? Sakız ne yapabiliriz? Çocuğa vereceğim, çiğnesin. Yani sakız olmazsa olmazımız. Anası kimi sakız çiğnesin. Gel misin? Ne yapıyorsun sakızı? Ben de aynısını yapacağım. Ah. Evet, atıştırma ortamı göstereyim. Geçenlerde Türk marketine gitmiştim. Ha, bir de rujum var. Rujum sürmezse meğer alt dudağına ne oldu falan diyebilirler. Ya da üst dudağına. O yüzden almam lazım. Neden? Dudaklarım çok renksiz ya. Evet, atıştırma ortamı gösteriyorum. İki tane hurmam kaldı arkadaşlar. Onları yerine saklıyorum süt müt muhabbeti olduğu için. Doğumdan sonra yiyeceğim. Üç tane de kuru incirim var. Bunlar Türkiye'den geldiğimden beri ara ara yediğim şeyler. Bu kadar kaldı. Bunları da dolma saklamıştım. Hatta bunları bugüne kadar yedim. Her gün bir tane yedim. Evet. Kuru incirim ve hurmam. Bir tane çekirdeğim var. Çekirdek dişini döktü ondan sonra. Çubuk krekerim. Antep fıstığım. Ve orada bize yemek fıstık bir şey vermeyecekler mi? Çikolatam. Doktor dedi ki pijama ve sinek al dedi yanına. Sinek de atıştırmalık demek. Bir tane böyle bir şey buldum aldım. İki tane bisküvi benim, bu yakarının. Yakarı çikolatalı sever. Bir tane gofretim. Bir de saray elması çekti canım geçen oradayken. Aslında pişmaniye çektim. Ama pişmaniye yemek çok zor böyle. Bu kesik olduğu için tık tık ağzına atıyorsun baklava gibi diye bunu tercih ettim. Vay be. Evet, şimdi buraya sadece şarj aletlerimizi ekleyeceğiz. Bilgisayarın, telefonun ve kameramın şarj aletini ekleyeceğim. Onun dışında götüreceklerim bu kadar. Sabah kalkacağız, hazırlanacağız, gideceğiz. Evet arkadaşlar, valizime neler koyacağımı çektim size. Valizimi de yapamadım bu arada, eğilip kalkamadığım için. Şimdi videomu kapatıp hemen valizimi toparlayacağım. Sonra da güzel bir duş alıp temizlenip yatacağım. Allah'ın izniyle de yarın oluşumuzu kucağımıza alacağız. Videomu burada İnşallah. Sonuna geldim. İnşallah. Videom burada sonuna geldim. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Umarım videom daha doğuma gidecek, gelecekte doğuma gidecek annelere yardımcı olmuştur. Türkiye'de daha fazlası lazım mı bilmem. Süt pompası falan filan diyorlardı. O yüzden Türkiye'deki arkadaşlar, eğer bu videoyu izleyip bana güvenerek gidecekseniz mutlaka bir bilene de sorun derim. Benim videomun haricinde almanız gereken şeyler olabilir. O yüzden onları da buradan uyarmak istiyorum. Sizi seviyorum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye bye.